Herkese merhaba. Marmara Üniversitesi Proficiency sınavının içeriğinden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Tema dil koma girdim. Burada sınavın içeriğinde bahsedilen, sınavın içeriğinde geçen unsurlara bir bakıyorum şöyle bir. Close test bölümü var. Paragraf içerisinde böyle kelimeleri yerleştirme, cümle tamamlama, anlamca en yakın cümleyi bulma, diyalog tamamlama ve kelime bilgisini görüyoruz. Okuma bölümünde 3 tane reading, kimi zaman 4 de olabiliyor size göstereceğim bugün 3 tane reading parçası olan bir sınavı göstereceğim. Dinleme bölümünde while listening olarak yani dinlerken cevaplama bölümü var. Ve parçaları iki defa dinleyebiliyorsunuz. Kaçırırsanız tekrardan bir cevabı yakalama şansınız oluyor. Bu da güzel bir fırsat. Writing bölümü, yazma bölümü de bir essay yazımını içeriyor böyle bir sebep sonuç olabilir, karşılaştırma olabilir. Buna benzer bir essay konusu çıkar ve siz de o essay konularından bir tanesini yazarsınız. Yani bir, genelde bir opsiyonlar verilir. Onlardan size e, hitap edeni yazarsınız. Şimdi sınavı bir açalım. Size göstereyim. Üzerinden ilerleyelim. Evet bahsettiğim gibi ilk başta bir close testle başlıyor. Close testteki bölümlerde bağlaç çıkabilir, kelime sorusu çıkabilir, gramer sorusu çıkabilir, model verbler yani bunlar hepsi tabii ki gramerinde gramer bunları tabii ki kapsıyor ama hani spesifik olarak söylemek gerekirse model verbler, bağlaçlar, e, tenseler bu şekilde çıkar. Ve bunları doğru bir şekilde yerleştirirsiniz buraya. Arkasından cümle tamamlama bölümü var. Cümle tamamlama bölümünde de yine bağlaçlara Hakim olmak, konu bütünlüğünü iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Devam ediyorum. Sonra anlamca en yakın cümleyi bulma bölümünü görüyoruz. Bir cümle çok da böyle kompleks bir cümle değil gördüğümüz kadarıyla. O cümleyi oradan yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ise hangisine yakınsa onunla eşleştiriyorsunuz. Arkasından devam ediyorum. Sonra bir diyalog tamamlama bölümü var. Diyalogu okuyorsunuz. O diyalogtan uygun olan ifadeyi oraya yerleştiriyorsunuz. Cevap anahtarı da burada. Okuma bölümü geldi. Okuma metninin şöyle uzunluğuna bakıyoruz. Çok uzun olmadığını görüp seviniyoruz. Sonra burada bir şeyler var. Sorular geliyor. Parçanın ana fikri, purpose dediğimiz amacı nedir? O soruluyor. Sonra bir cümle tamamlama bölümleri var. Orayı böyle bu şekilde şey yapıyoruz, e, tamamlıyoruz. Yine parça ile ilgili. Spesifik bir takım sorular gelebilir bunun içerisinde. Aşağıdakilerden hangisinde işte bu parçada bahsedilmemiştir gibi soru tipleri gelebilir. Yedinci soruda bir referans sorusu görüyorsunuz. Böyle sorular profesyonel sınavlarına sıklıkla test edilir. Orada their secret kelimesi ne için kullanılmıştır, neyi yerine kullanılmıştır diye sorarlar. Siz de parça içerisinde onu bakıp anlamaya çalışıp işaretlersiniz. Sonra ikinci teks geldi. İkinci tekste de baktım. Arkasından yine sorular geliyor. Cümle tamamlama sorusu şeklinde geliyor. Çoktan seçmeyen aşağıdakilerin hangisi? işte şunun bileşeni olamaz. Kültür şokunun bileşeni olamaz gibi sorular geliyor. Başka işte yine 12. soruda referans sorusu var. It neyin yerine kullanılmıştır diye soruluyor. Bunlar mutlaka çıkacak karşınıza. Kim zaman da Kelimeler sorulur, böyle kelimeni tahmin etmeniz beklenir. Orada bir kelime geçer. O kelime anlamca hangi kelimeye yakındır gibi bir soruda gelebilir. Bir tekst daha geldi. Burada da mesela, tam bahsetmiş olduğum şey, "talent is no accident or birth" olarak geçen bu phrase, bu expression, bu ifade aşağıdakilerden hangisinde e, anlamına gelmektedir gibi bir soru sorulmuş. Tek kelime değil de böyle bir ifade olarak, böyle bir phrase olarak verilmiş. Burada yine aynı şekilde sorular yukarıdakilerden çok da farklı değil. 17. soruda yine bir referans sorusu görüyoruz. Devam ediyorum. Cevap anahtarlarını burada gördüm. Sonra dinleme bölümü geldi. Dinleme bölümünün 3 şıklı olduğunu görüyoruz burada dinlerken cevaplıyorsunuz. Dediğim gibi bir defa daha dinleme hakkınız var. Cevapları o şekilde eğer hani emin olun değil, emin değilseniz düzeltebilirsiniz. Bu da güzel bir imkan. Sonra işte bir B bölümü geldi. Aralarında sadece böyle üç şık değil aynı zamanda true false gibi doğru yanlış şeklinde işaretleyebileceğiniz böyle iki şıkla düştüğü yerlerde oluyor. Çok değil anladığımız kadarıyla gördüğümüz kadarıyla. Sonra ha, şuraya hızlı geçmeyelim. Evet C bölümü geldi. C bölümünde gel bitti. Ve de cevap anahtarları da burada görüyorsunuz. Bunları web sitemizden direkt üniversiteye link şeklinde var. Marmara Üniversitesi'nin web sitesinde de bunları bunlara erişebilirsiniz. Writing bölümüne bakalım şimdi de. Writing bölümünde de Choose one of the topics below diyor. Aşağıda iki tane konu verilmiş. Bunlardan bir tanesini seçip yazmanız bekleniyor. En az 250 kelime yazmanız gerekiyor ve de e, şu önemli bizim için well organized essay yani essay'in bir essay yazımının tüm unsurlarını ihtiva etmesi gerekiyor. Bunlar nelerdir? Bir introduction paragraf olması lazım. Bir giriş paragrafı. Giriş paragrafı böyle genelden özele doğru inmesi lazım. Özele doğru inerken orada thesis statement dediğimiz tez cümlesi yazılması lazım. Sonra body paragraflar yani gelişme bölümündeki paragraflarda yazmış olduğunuz tez cümlesini savunmanız, açıklamasını yapmanız ve bunları örneklendirmeniz lazım. Tüm bunları yaparken de en az B2 düzeyinde kelimeler kullanıp bağlaçlarla uygun bir şekilde bağlayıp tutarlı bir şekilde, akıcı bir şekilde karşı tarafa mesajınızı vermeniz lazım. En nihayetinde tabii ki de conclusion bölümünde yani sonuç bölümünde de bu eseğinizi toparlayıp vermek istediğiniz mesajın böyle özünde orada verip eseyinizi tamamlamanız lazım. Evet konularda bu şekilde söyleyeceklerim bundan ibaret. Sınava gireceklere şimdiden başarılar diliyorum.